Selamünaleyküm. Aleykümselam. Atlayın hadi. Kaç kişi var? 28. 28. Tamam güzel, atlayın. Geç. Parayı ver de geç. Buraya bırak, parayı bırak. Evet arkadaşlar, çok enteresan bir videomuza daha hoş geldiniz. Abi kontağı nasıl kapatıyoruz? Yakıyor bu. Yakmasın. Bugün gerçekten hayatımda bir ilki yaşadım ve otobüs sürdüm. Eğer Cihan abimiz müsaade ederse biraz daha süreceğim. Önce bir videomuzdan bahsedeyim. Akabinde Cihan abiyi çağıracağım. O zaten daha detaylı anlatacak. Şimdi şöyle genişten bir bakalım. Burada çok büyük bir otobüs var. Bu benim hayalimdi zaten. Yaklaşık 6 ay önce, 8 ay önce falan ben battığım için acaba arabayı satıp otobüs alıp onu mu çevirsem diye düşünüyordum. Pahalıymış, olmadı öyle. Bu bir tane Neoplan diye bir markanın otobüsü. Benim favori otobüsümdür bu. Karavana çevirmiş abimiz. Ve harbiden içini aşırı güzel yapmış. Dışı da güzel, içi de güzel. Çok başka bir şey. Yani ben detaylara hakim değilim. Cihan abiye soracağım. Cihan abicim, hoş geldin abi kanalıma ve videoma. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, iyiyim artık. İyisin. An itibariyle keyifli, iyiyim. Çok keyifli. Evet. Ne diyorsun abi buna? Vallahi karavan diyorduk biz. Fakat mobile home bu. Mobile ev oldu. Yani bildiğin karavanın çok ötesinde bir şey oldu. Aynen. Bir kaç metrekare? İşte 14 metre uzunluk var, 2.20 de genişlik var. Yani bir 30 metrekareye falan tekabül ediyor. Turgut'un evinden büyük. Turgut'un ev 31 metrekare falan aşağı yukarı, ondan büyük. Kaç para diyorsun? Şu an İlan'da 8,5 milyon lira istiyoruz. 8,5 milyon lira? Evet, istiyoruz. Yeni bir projemiz var, onun için satılığa koyduk. Yeni projeni ben hatırlıyorum, ondan bahsedeceğiz. İçinde bahsedelim ama. Tamam tamam, peki olur. Çünkü soğuk dışarısı biraz. Dışını evet, gösterip içine girelim. Ne esti lan böyle? Deniz kenarındayız da böyle. Biz kano yaptık burada. Yapılmıyormuş abi burada kano. Yapmadıysan yapma hiç. Yok, biz jet ski ile takılıyoruz. Ha. O zaman ufaktan bir bakalım etrafına. Hadi bakalım. Benim bildiğim bu Neoplan Starliner diye bir Starliner model. Doğru, evet. Kaç model? 2009 model bu araç. 2009 kaç kilometre? 2,5 milyon civarında. 2,5 milyon kilometre. Evet. Tramer? Evet. Tramer sıfır. Hiç. Yok, tramer yok. Hadi abi, vardır bir şey. Bilmiyoruz abi, ona bakmadık ki biz alırken. Bakmadın mı tramerine? Yok canım, hani kazası motor belası yok ama yani öyle büyük tramer yoktur herhalde, bilmiyorum. Bir söyle, açalım bakalım abi motora ya. Motor arkada. Ha. Ha, o şey arkada. Git gel de şununla bir döneyim ya. Ha? Git gel işini hallet de. Kullanmayı biliyor musun? Biliyorum. Araşırız. Kaç motor? 1.2, 1.4. 12.500. 12.5 yani. 12.5 motor. Evet. Güzel. Burada bizim küfürlü konuşabilir miyim? Nasıl istiyorsan. Bizim davranışlık var orada 1.2. Onun 10 katı aşağısı galiba değil mi? 10, ondan 20 tane var bunda. Yokuşta çekiyor. 1.2, 10 katı doğru, evet. Çekiyor mu yokuşta? Çekiyor. Sen kaç bastın max? Max 120 falan bastım. Sansürleriz ya. Bile koydum. 170 görüyor mu? Yok canım, görmüyor. 130 kadran var zaten. Bu ne? Bunun etrafında kamera var komple. Arkada, yanlarda ve önde. Bu ön kameramız. Hem kaza anında vesaire olursa diye hem de gece güvenlik tedbiri için arkada var. Ethernet mi var abi? Onu biz normalde televizyonda izleyebilelim diye öyle bir sistem kurduk buna. Uydu. Seyir halinde, evet, uydudan alayım diye ama daha tam faal hale getiremedik onu. O zaman internet de çeker aslında. İnternet var zaten. Kalite kaç megabit? Kalite. Sınırsız. 50 megabit. Ha, 50 sınırsız. Megabit. Adam evet, olana çok bile. Otobüste 50 megabit evet, çok iyi yani. Çocuklar sürekli izliyor bir şeyler. Boyu 14 metre, yükseklikte 4 metre. 4 metre yükseklik, evet. 14 metre. Şey ne? Genişlikte dışarıdan 2.40 falan geliyor. Kaç beygir dediydin? 480. 480 beygir. Evet. Çok güzel. Burada bir lastik var. Burada bir lastik var. Bunlar ön lastikler. Bunlar çekiş var mı? Bunda çekiş yok. Sadece döndürüyor. Sadece döndürmek için bu. Bu lastik kaç para? Vallahi o zaman 2 sene önceden bahsedeyim, 5-6 bin lira para verdik tanesine. O zaman şu an 30 bin liradır aşağı yukarı. Şu an o vardır civarda. Gene bir 15-20 bin lirası vardır bir lastik. 25'i başında vardır en az ya. Vardır. Var. Hepsi aynı şey deme. Aynı lastik mi? Aynı lastik değil. Çekerler farklı. Onlar en biraz daha pahalı. Gel bakalım, onlar çekerim. Daha pahalı tabii. Bunu kaça aldıydım? Bak bunun dişleri daha bunu da 6.500 civarına aldım. Önlere 5.000 lira vermiştik. Bunu da 6.500 lira civarına almıştık. Bu da 32.000 lira o zaman şu an. Gibi. Herhalde öyle vardır. Bundan 2 tane var. Bundan burada 2 tane. Diğer tarafında da 2 tane var. 4 lastik çekiyor yani. 4 lastik çekiyor, evet. Bunlar en İşte yüklü tekerler bunlar. Bir de burada var. Bu da sadece denge. Bu da denge. Ne için? Bu da ön direksiyona destek oluyor. Bunlar da direksiyonla beraber dönüyor. Yani ha, bu da böyle arkada şöyle küçük dönüşü yapıyor. Yani ha, ön tarafla direksiyonla bağlantılı bu. Ön taraf işte atıyorum 45 derece dönüyorsa burası da 15 derece kendini açıyor. Benim burada valiz vardı, onu açamıyorum. Alamazsın artık da. Alamaz mıyım? Kaldı. Kamp ekipmanlarımız var. Açayım şöyle. Biraz dağınık olabilir ama gittiğimiz zaman masamız, sandalyemiz hep burada kalıyor. Böyle. Abi şunu ben Antalya'da alacağım. Aha. Mevlüt arkadaş Isparta'da bunu alacak. Tamam. Duraktan durağa şey yaparız, indi bindiği yaparız. Eyvallah. Euro Truck olaydı ben burada sağ sol bunu tam ters çevirirdim de işte olmuyor, burada olmuyor. Tüplerimiz burada, yedek tüplerimiz burada. Fener. Kamp lambası. Tüp ne için? Tüp bunda şofben tüplü haliyle. Evet. Ocak tüplü, evet, haliyle. Tüpleri bunları kullanmak için. İçeride bir tüp var ve bu yedek mi yoksa buradan bir yere bağlıyor mu? Buradan direkt sistem, bak şurada. Ha, şu. Sistem direkt burada kurulu. Aynen bak. Kaza anında mesela o patlamıyor bir ürün. Kaza anında kendini emniyete alıyor. Çarpma anında bile. En ufak, evet, bir sallantıda. Onlar kirli su tankları. Bir tanesi gri su, bir tanesi siyah su. Bütün boklu su onun içinde mi? Aynen öyle, evet. Bu ne? Oraya ben mangal koyuyorum genelde de mangalım şu anda burada değil. Buraya mangal gözüm burası. Şahsi depo gibi bir şey bu. Aynen, buraları hep böyle saklama alanları. Ha, güzel. Bak mesela çırayla tel çıktı. Oh mis gibi. Şurada bir döndürelim bari ya gelmişken. Döndürelim. Bir gün gezdirsene bizi. Gezdireyim, kamp yapalım bir gün. Vallahi yapalım. Nereye gidiyorsun bununla kampa? Nereye istersek gideriz. Mesela toprağa girmez yakın, herhalde bu. Toprağa çok fazla girmez. Yakın bir yerlere gidip Tekirdağ tarafı yaparız mesela. Tekirdağ ne yakıyor abi? Onu da soralım bari. 27 litre falan yakıyor. Kilometrede. 100 kilometrede. Pardon, aynen. 100 kilometrede 27 litre. Benim araba 8 litre falan yakıyor. 8, 16, 24 az yakıyor. Az tabii. Motor şeyine 20 göre. 20 ton araba ya. Düşünsene. Aynen, nasıl o kadar az yakıyor? Mesela ben de SUV var bende de. Benimkisi 15 litre yakıyor. Tabii performansıdır senin SUV'un. Evet arkadaşlar, devam etmeden önce hem biraz ısınalım hem de bu videomuzun sponsoru Surfshark'tan bahsedeceğim biraz size. Surfshark VPN ile istediğiniz ülkeden internete bağlantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu çok fazla amaçla kullanabiliyorsunuz. Mesela yurt dışındaki bazı sitelerden daha ucuza hizmet alabilirsiniz. Ya da Türkiye'de yayınlanmayan, mesela Netflix'teki ya da YouTube'daki, Almanya'da özellikle yasaklı olan videolar oluyor. Onun gibi böyle Türkiye'de yayınlanmayan içerikleri farklı ülke VPN'ine bağlanarak kullanabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. İnternetten alışveriş yaparken mesela daha avantajlı fiyatlar elde edebiliyorsunuz farklı ülkelerden bağlandığınızda. Aynı zamanda mesela Wikipedia yasaktı bir ara ülkemizde. Yaklaşık birkaç yıl sürdü. Wikipedia'nın yasaklı olduğu dönemi hatırlayan arkadaşlar VPN'in ne amaçlarla da kullanılabildiğini tahmin ediyordur. O dönemi hatırlayan arkadaşlar varsa VPN bu tip durumlarda da işe yarıyor. Uygulamanın arayüzü de aşırı kolay ve sade. İstediğin ülkeyi direkt seçip bağlanabiliyorsun. Aynı zamanda Surfshark One da var. Buradan kimliğinizin korunup korunmadığını görebiliyorsunuz. Ayrıca mesela e-mailinizi veya kredi kartınızın çalınıp çalınmadığını da oradan kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama içinden arama da yapabiliyorsunuz. Search diye bir kısım var. Bu search kısmından gizli ve güvenli bir şekilde arama yapabiliyorsunuz. Siz de bütün bu özelliklerden faydalanıp internet güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız açıklama kısmına koyduğum linke tıklayın. Özel Black Friday fırsatını ve 6 aya kadar ücretsiz kullanım şansını elde edin arkadaşlar. Rubicon 15 yakarken Mini Cooper Countryman'in 18 yakması benim canımı yakıyordu ya. Sende o mu var? Vardı. Geçmiş olsun. Bende bu var abi. Daha artık işte bu. Tamam. Şu ne? O benzin. Mazot koyuyoruz oradan. Kaç litre? Derken. Depomuz kaç litre? Bunda iki tane depo vardı. Birisi 400, birisi 200. Yani 600 litreydi. Biz 400'ü bıraktık. 200 litreyi söktük. Ha. Fazla diye, gerek yok 400. diye. Uzun yol otobüsler olduğu için. 400 ne kadar götürür? Bayağı götürür. Tabii tabii bayağı götürüyor. 1000 kilometre götürüyor. 400, 1200, 1600 kilometre götürüyor. İyi, güzelmiş bayağı. Ne, dizel mi? Dizel. Dizel. Dizel şu an 38 lira mı? 38 çarpı 400 hesapla. 30 bin lira mı? Kaç? 38 lira değil mi dizel? 38 lira. 38 çarpı 400. Biz kaç buraya gelene kadar 14-15 liraya falan 50 lira yaktık galiba gelene kadar. Yok, yakmayız. Yakmış mıyız? Alırız senden, sıkıntı yok. 35 bin alırım senden. Bırakmam. 50 lira nakit var üstümde. Olur. Şey diyor, 15 bin lira diyor. Depo 15 bine doluyormuş. Çok. Çok ama bayağı bir gidiyorsun yani. 1600 kilometre gidiyorsun abi. Ha, o zaman şeyi soracağım. Şimdi bunu doldurdun depoyu. Evet. Boşta duruyorsun. Boşta dururken yakıyor mu? Hayır canım. Mesela biz burada bir ay kalacağız, yaşayacağız burada bir ay seninle. Benzin yakmıyor mu? Yakmıyor. Nasıl sağlıyorsun ele enerjisini? Güneş enerji sistemi var. Üst katlar komple 8 tane panel var. Altta da 8 tane, onları da göstereceğim. Yaşam aküsü var içeride kullanmamız için. Güneş enerjisiyle içerideki aküyü dolduruyor. Evet. Güneş Aküden enerjisi... invertörlerle 220 voltla içeriye veriyoruz. Yetiyor mu bütün paneller? Yetiyor. Ben gittiğim yerde enerjiyle su veriyorum insanlara. 3 ton suyum var. O kadar. Tabii tabii. 3 ton su var. 3 ton su var, evet. Benzinlikten mi dolduruyorsun? Nasıl dolduruyorsun? Bahçeden. Çünkü ben şeyle dolduruyorum da. Şeyle dolduruyorum. Pet şişeyle dolduruyorum benim o kadar. Kaç saatte doluyor 3 ton su? Musluk suyu. Çabuk doluyor. Bizim musluklar kuvvetli. Yani boşta dururken benzin yakmıyorsun. Bayağı yok, iyi bir şeymiş. Ben öyle arada bir çalıştırıp aküyü bir fullemek gerekiyordur diye düşünüyordum. Yok, bu güneş enerji sistemi alıyor güneşten, kendi akülerini dolduruyor. Bir cihazla da ondan sonra normal arabanın kendi marş akülerini dolduruyor. Öyle bir sistem kurduk biz buna. Şimdi çarşı yazıyor, Çarşılı Pandalar Instagram yazıyor, tişörtün de var. Sen biraz bahset abi istiyorsan. Biz Beşiktaş taraftarıyız. Evet. Gönül verdik. Yarışlara katılıyoruz, kamplar yapıyoruz. Bizim bir Instagram sayfamız var, Çarşılı Pandalar diye. Bütün etkinliklerimizi oradan düzenliyoruz. Daha yeni de bir sayfa. Hı hı. Yarışlara gidiyoruz. Federasyonun yarışçısıyız. Offroad yarışçısıyız. Buradan da paylaşıyoruz anılarımızı, gittiğimiz yerlerde gördüklerimizi, biriktirdiklerimizi, yarışlarımızı paylaşıyoruz. Bir tane çok garip bir arabası var Cihan abimin yine. Ya evet. Çok, onun lastikleri bundan yüksek. Yüksek. Onun, benim buralarıma geliyor onun lastiği. Çok fena bir offroad aracı var. Onunla da belki bir şey çekeceğiz ama ben bir Tayland'a gideceğim. Tamam, git gel, biz buradayız. Dönüşte sana zührevi hastalık bulaştırmadan. Taylandlar sever bizi. Onu bir çekeriz dönünce. Çok enteresan bir araç. Bu ne abi? Burada mutfak var. Bu pratik mutfak bizim. Yani dışarıda yemek yiyorsun vesaire. Basit şeyleri burada yapabiliyorsun. Süper. Evet. Süper. Böyle bir mutfak var. Tesisat çalışıyor mu? Çalışıyor. Bunu da dışarıya... Ha, dışarıda gör. Oo. Abi böyle sebzeni, meyveni, bilmem neyini yıka, hazırla. Bambaşka baba be. Tabii. Benim evden tazikli. Bitirmeyelim. 3 ton bitmesin. Şu arıtma mı bu da? Ne bu? O da içme suyu. İçme suyunun arkada paslanmaz bir tankı var. İçme suyu da oradan geliyor. Çok güzel. Evet. Vallahi çok güzel. Ocağın üstüne getirmeyeyim. Orada mini bir buzdolabımız var. Karışık. Oralar karışıktır çünkü hareket halinde sürekli karışıyor. Buzdolabımız var. Açayım mı? Açma. Buzdolabı. Buz gibi, buz tutuyor. Buz. Burada bir sürü dolap var falan. Süper ya. Bu ne? Priz var. Işık. Basayım mı? Evet, bas bas. Oo, çok güzel. Çok güzel. Arkada da iç tesisat bir şeyler. Aynen. Orası da normal depolar vesaireler var orada. Çok güzel. Şu ne? Priz. Ha, o da şey, kumandalı. Yani bunu açtın, bunun pili bitmiş. Abi hayattan keyif alamasını biliyorsun. Uzakta kalkma, etme falan böyle. Aa bak, gördün mü? Ha, bak açtım, kapattım, evet. Yaşamayı seviyor adam. Yaşamayı seviyor yani. Sen bunu kendin yaptın bir de. Bu bir yolcu otobüsüydü, aldık, söktük, komple karavan haline getirdik. Muavin olur senden ha. Kaldır orayı. Kaldırayım mı? Son kısmını kaldırarak git. Nasıl kaldıracağız? Hafif şöyle yüklen, kaldır. Evet, it. Hadi. Bir şey yaparım şimdi. Emanet bir şey olmasın. Bu. Olay bu. Çok güzelmiş. Bu ne? Neyini? Oh. Burası kapı. Ha, buradan da binebiliyoruz. Tabii tabii, buradan da binebiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ha, bir de böyle açılıyor. Vay vay. Burası da orta kapı. Buraya ayakkabıyla girebiliyoruz mu? Ya orası da normalde girilmiyor ama oraya kadar çıkıyoruz biz. Bak, burada da bir göz var. Orada da işte orası normalde depo gibi. Yerdi, değil mi? Biz buraya köpek için yer yaptık aslında. Ama hiç daha seyahate götürmedik. Orada şofben var. Şurada mı? O şofben. Her şey portatif. Çarşılı Pandalar. Ha, evet, rozet. Şey, rozeti var. Rozet, evet. Burada. Orada makinenin müdahale kapağı orası. Açayım mı? Aç. Açılmıyor ama. Ha. Bir o kadar da ardiye olarak kullanılıyor. Hala bitmiyor. Cepler bitmiyor. Evet, bitmiyor. Her yer cep. Burada çok fazla var. Bu ne? Orası da işte az önceki alan, baktığın alan var ya, orası. Normalde burası yatak. Yani ikinci şoförün dinlendiği kısım burası normalde ama biz o amaçla kullanmıyoruz. Böyle bir alan yaptık kendimize. Burada adam nasıl uyuyordu ki? O normalde dibe kadar gidiyordu o. Ha, kapattın orayı sen. Evet. Heh. Böyle depolar var. Ha, 3 tonu böyle. Bunların içinde sular var, evet. Motora bakalım mı? Bakacak mı? Bakalım, anlarız. Anladığımız şeyler. Vay vay vay. Motor bu. Vay 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 vay. Vay. Evet, anladığın kadar yorumladım. Abi şimdi şunlar makara, tamam mı? Silindir bunlar, bak dönüyor. Bu trigger kayışı bu mu? Kayışı o, evet. Trigger kayışı mı peki bu? Bilmiyorum, kayış ama. Şu hava menfezi. Hava bu. Turbo. Turbosu bu? O herhalde işte. Bu turboya benziyor, evet. Turbo bu da olabilir, bu bambaşka bir şey de olabilir. Yok yok, o hava filtresi. Ha. Onu biliyorum. Bir tek onu biliyorum. Güzel. Şurada bir motor daha görüyorum ayrı sanki. Vallahi ne motor bu bilmiyorum işte. Bu bildiğin motor bu çünkü ama baksana. Bak bu normalde Webasto. Webasto yazmış üstüne zaten, adam yazmış. Ne demek o? Webasto ne biliyor musun? Webasto dizelli ısıtıcı. Yani araba dursa bile kalorifer sistemi aktif hale devam ediyor. Bu ayrıca çalışıyor. Evet. Motordan. Bu motor soğutma suyu. Su, hidrolikleri vesaire. Şurada direksiyon hidrolik yağı yazıyor. Evet evet. 2 tane var. O arkadaki işte mesela o. Arka direksiyon var ya, teker. Ha, arka tekerinki biri, öteki de şeyin hidrolik ya. Güzel. Şu kayışları hiç anlamıyorum ben ya. Oradan dönüyor oraya. Aynen. Niye oluyor ki? Bir de abi bu nasıl 12,5 canım? Benimki 1.2 ise bu bayağı büyük bu. Arkaya da uzuyor baksana. 12.500 motor var işte bunda. Sanki 22.500'müş gibi böyle. He? Çok çok büyük yani. Büyük, bayağı büyük evet. Güzel motor çalışır, iyi çalışır. Burada da bak ses tabii şeyi ses, izolasyonu, ısı hepsi var. Aynen, izolasyonlu, kaliteli. Bu park sensörü mü bu? Onlar çeki park demiri. Sensörü değil, onların içine vida bağlama yerleri var. Çeki arkaya demiri, istersen böyle bir şey asabiliyorsun. Ha. Benim mesela motosiklet aparatım var, yazın takıyorum onu. Motosiklet rampası var burada. Kışın çıkarıyorum genelde. Çok... Motosikletimi takıyorum arkasına. Gittiğim yere çarşı pazar motorla geziyorum. Çok seviyor yaşamayı. Arkası da bu şekilde. Gayet kallavi bir arkası var. Zaten sürerken arkasındaydık. Çok güzeldi yani. Burada bir de duş var burada. Denizden geldin. Ayakların kumlu. Tamam, tam yandan çıktım geldim. Evet aynen öyle. İçeriği leş etmek istemedim. Evet aynen. Duş var. Burada hem sıcak su var, hem soğuk su var. Ha, sıcağı da var mis. Tabii sıcağı da var. Sahilde olmayan hizmet. Aynen öyle. İster ayağını yıka, ister komple duş al. Tertemiz. Su nereden çıkıyor abi? Buradan çıkıyor işte. Aa, ne kadar küçük çıkıyor. Evet. Stop. Açalım mı, deneyelim mi? Bayağıdır açmıyoruz. Açayım mı? Aynen. Biraz bir süredir şey açılmamış. Tabii bir süredir açılmamış. Çok iyi. Böyle bir şey. Biraz açılsa açılır. Aynen. Vallahi çok güzel duş. Ha, o zaman içeri geçelim. Geçelim. İyice soğudu zaten. Çıkar çıkmaz üşüdüm gene. Şunlar kameralar. Ha aynen burada. Şurada da var galiba. Orada da var. Gayet güzel. İki yanda, bir ön bir arka. Diğer iki yanda da var. Ne bu, hard diske falan mı kaydediyor yoksa anlık mı? Kendi hard diski var. Kaç terabayt? Kayıt yapıyor. 2 terabayt. Yeter. Yetiyor bize. Yeter. Çok güzel. Çok güzel. Ufaktan inceleyerek şey yapalım. Hadi. Burada muavin koltuğu. Muavin evet. Burada senin koltuk. Şoför koltuğu var orada. Kolçak, molçak. 1 milyon tane tuş var. Burada bir teyip var. Eski tabii 2009. Teyip, evet. Bu kapı bu. Evet. Bu diğer kapı, orta diğeri kapı. Diğeri de arka kapı evet. Bunlar boş galiba. Onlar boş gibi. Bu? Şunda arabanın depolarına vesairesine bakabiliyorsun. Yani hava depolarına bakabiliyorsun. Ya bassan da bir şey göstermeyecek. Ekran kapalı çünkü. Açayım mı? Aç. Bak şimdi şuna bastığın zaman buradaki hava basıncını görüyorsun. Bu arabanın her şeyi hava. Zaten hemen başladı. Atması mı lazım bunları? Tabii 12'ye kadar geliyor mesela. Ondan sonra bu basıyorsun? Üst sileceğin, yukarı sileceğin. Basayım mı? Bassan çalışmaz çünkü yağmur görünce çalışıyor. Kendi kafasına göre mi? Evet. Neden biz buna hakim olamıyoruz? Bu kadar para vermişiz. Neden bunu yönetmemize izin vermemiş? Şey. Bu korna. Mesela o korna, şu da arka geri giderken ses çıkarıyor. Onun iptali olması lazım. Basılı tut ona. Bak şimdi kornaya bas. Kornayı biliyorsun. Tamam, bak, bir onu kapat. Çaldı. Onu kapat şimdi. Tamam bir daha bas. Ha, bu daha güzel. Kendi hali daha güzel. Bu sis farı. O sis. Öbürü en arka tekere şey yapıyor. Yanındaki arka ışık. O normal evet. Bu ne yapıyor? O arka dingil var ya, onu kaldırıp indiriyor. Ha. Onu kaldırma istersen şimdi. Kaldırırsan daha az yakar mantıken ama. Artık ne maksat yapmışlar onu bilmiyoruz. Daha az sürtünme olunca daha az yakıyor. Yük, bunu Euro Truck'tan biliyorum ben. Fazla yük alınacak onu indiriyorsun. Daha dengeli gidiyor, sağlıklı ama gidiyor. Ama bunda da aynı mıdır acaba? Bunda şimdi halihazırda yük olarak görüyor mu bilmiyorum tabii yani. Tabii evet. Bilmiyorum ben de. Bilmiyorum. Fren var. Hı hı. İmdat orada, ayak freni burada. Bastım frene. Tamam. Bunu ne yapayım? Çektim. Çek yukarı. Şimdi komple arabanın bütün frenleri açıldı. Şu an gitse gider yani. Gitse gider evet. Bir de asılıyorum bunu. Çek onu geri. Çok güzel çekiliyor be. Bir daha yapayım mı? Yap. İşte o ses o ses. Bambaşka bir ses ya, bak şimdi. Of. Yan cam, mu bu, ne bu? Yan cam açışı. Çok güzel. Burada bir sürü cep var. Şunlar da cep mi? Bunlar da cep. Burada da mesela saklama alanları vesaireleri var. Burada da. Her yerini maksimum verimlilikle evet, kullanmaya çalışıyoruz. O zaman yavaştan ilerleyelim. Hadi geçelim. Oh. Oh, konfora bak. Oh, oh, ben 1.83'üm ha. Evet. 1.83 olarak burada bak, hala şuna saçım biraz değiyor. Ah, tamam, hı, o kadar olur. O kadar olur. 1.83 ile burada rahat rahat yürüyorum, vay be. Burada bu aracın zemini düz. Normal diğer otobüsler gibi değil. Diğer otobüslerde koridor boşluğu oluyor. Koltuk yükseltileri farklı. Hı. O yüzden onlar da yaptığın zaman 1.75'lere falan tekabül ediyor. Tavan yüksekliği. Bu hı, aracı tercih etmemin bir sebebi de o zaten. Düz zemin olması. Hı, vallahi çok güzel. Evet. Çok rahat. Burada 55 inç bir televizyon. Televizyonumuz burada. Ses sistemlerimiz burada. Bir tane sağ burada, sol var. Bunlar da mı Harman Kardon? Evet. Üstte var. Barımız var. Bas mı bunlar ya? Bunlar normal kolonlar. Subwoofer aşağıda. Hayır, altta şuraya vuruyor, koyduk akustiği sağlamak için. Şurada mı? Yok, direkt alt kısımda. Daha da aşağıda. Hı-hı, evet. Valla koltuk çok rahat. Koltuklar rahat, evet. Aradan koltuk çok rahat. 4 kişi oturabiliyor rahat rahat. Oturur abi. Çok misafirimiz olduğunda burada yatırıyoruz da birilerini. Yırtık değil mi çorabı? Yok, problem yok. Valla koltuk ekstra rahat ama be. Evet. Güzel. Harbiden başka rahatmış koltuk be. Bak şurada deniz var. Ulan ne garip ya. Benim orada bir tane şey var. Yıkılmaya yüz tutmuş ev var böyle. Koltuktan bakınca ölecek bina yani. Daha depremsiz kendi kendine yıkılacak. Nerede? Feriköy. Ha. Tam yere. Eyvallah. Tam yere. Nereden başlasam bilemiyorum arkadaşlar. Yani benim daha önce yaptığım kalitede bir inceleme değil bu. Bambaşka bir şeyin içindeyiz. Harbiden abi, sen bari biraz şey yap da yönlendirmeni de. Ben anlatayım. Burada, burada yine. Buralarda hep saklama alanı olarak kullandık. Çok mantıklı. Buraları. Bir yandan tabii eşyalarımız falan da oluyor. Tesisatlarımız da var. Şu havalandırma mı, klima mı? O Webasto. Araç kapalı da olsa oradan dediğim gibi işte ısı veriyor. Ha, aşağıdaki, ha, o, tamam. O arabanın kendi Webastosuydu. Bu da bizim koyduğumuz Webasto. Hmm. Bunda 2 tane var Webasto. O zaman ısı vermek için her türlü biraz yakıt tüketiyordu. Tabii tabii, tüketiyor. Biz burada kalalım bugün ya. Kalalım. Senin ev yakın zaten. Benim yemek arabayla gidiver. Olur. Sen yatağında yatarsın, biz burada yatarız ya. Rahatsız etmeyiz kimseyi. Takılın siz. Azıcık daha sağa alırız bunu. Ne olacak ya? Veriyor mu öyle kiraya miraya? Yok. Kiraya vermiyorum. Kendim ailemle kullanıyorum. Özel kullanıyorum. Versen bir 5000 eder günde belki. Bilmiyorum. Çok teklif geldi ama hiç fiyat bile konuşmadık. Konuşalım. Konuşmayalım. Vermiyoruz. Açılır bir masamız var. Aa, masa, aynen. Masa bayağı büyüyormuş gibi duruyor. Bu haliyle bile büyük. Böyle 2 kişi oturuyor. Bir de şu öyle açtığımız zaman. Ben bir oturayım oraya. Gel. Böyle açıp bunu da altına bir çekmecesi var. Oo, süper. 6 kişilik masa oluyor. Tabureye çektim miydi? Mis. Ve hani bak sağlam bayağı yani. Evet. Şunun şu kalınlığı güzel. Bunları genelde böyle ip gibi yapıyorlar. Benim ruhum daralıyor. Bunu komple Ali abi yaptı bizim. Ali Rıza Dağtepe. Bu karavan içinde doğayendir. Otobüs karavanlarda özellikle. Burada hep maunla çalıştı. Dokusu da güzel abi zaten. Dokusu hiç güzel, anlamam ben ama güzel olduğunu beyan edebilirim. Maun yani bu. Maun. İyidir. Maun sandık. O mavi sandık var ya oğlum. He, maun sandık. Recep Edin ninesinin şeyinde. Nino! Sandığının odunundan yapılmış, çok güzel. Bu perdeliğimiz mi? O evet. O sineklik. Heh, aynen. Sineklik daha mantıklı komple, bir açıklama oldu. Aşağı indir komple. Komple onu da çek. Evet, opa, aşağı indir. Bu da perde oluyor. Çok güzel. Komple kesiyor. Vallahi çok güzel. Ayrıca şurada perdelerimiz var zaten. Sağlı sollu. Koltuklar ya olabileceği kadar rahat. Şu açıda bu rahatlık bence fazla yani. Ben daha önce kaldım birkaç karavanda. Hı-hı. Öf yani. Öf, ama ölüyordum. Bu çok başka bir dünya ya. Yani bu bambaşka bir şey. Buraya oturmuşken şeyi söyleyeyim, işte dışarıda konuştuk ya. Ben büyük battım, tamam mı? bir buçuk yıl önce falan çok kötüydü. Lan diyordum işte Antalya'ya gideyim, orada ne yapayım edeyim. İşte istemiyorum ana ocağına dönmek, 25 yaşında eşek kadar adam olarak. Sonra dedim arabayı satsam, bir tane karavan yapsam. Sonra karavanlara baktım. Arabayı satınca birebir karşılığında şey karavanlar vardı, o Peugeot Boxer'lar falan var ya. Servis arabası, evet, onlardan vardı. Ama beni kesmez. Şimdi benim bir düzenim var evde, arkadaşlar biliyor. Bundan biraz daha büyük bir masa. O masada 2 monitör, hoparlör, bilgisayar, kasa falan, sandalye. Ben böyle orada bir 10 saatim geçer. Haftanın 3 günü en az. Benim onun o sistemin aynısını kurmam lazım karavana. O Peugeot Boxer'a kuramayacağım. Kurarsam yatak olmayacak. İkisinden birini seçmem lazım. Anladım. O yüzden buna kurulduydum, otobüs. Birebir Neoplan Starliner'ı bulduydum. Ama işte anca otobüsü alabiliyordum yani. O da trameri 600.000 lira. Ne olduysa artık uçurumdan mı düştü? Kazası belası var demek ki. O yüzden yapamadıydım. Bunu da şu an yapabileceğimden emin oldum mesela. Odalardan bir tanesini yapardım böyle yanal şekilde koyardım sistemi kurardım. Müthiş. Bizim çocuk odası tam senin dediğin gibi. Öyle mi? Alan müsait. Aynen. Bakalım o zaman. Hadi bakalım. Çocuk odasına bakalım. Hadi. Klima. O normal aracın kendi kliması şeyden geliyor. Buradan geliyor. Bunu kapatmışsın sen. Onları kapattık biz. Onlar biraz dekor. Bu kendi arabanın komple üstü hava tesisatı duruyor. Hem kalorifer hem klima olarak kullanıyoruz. Bu güzel bayağı. Güzel de görünüyor. Kaplamışım böyle bir şey yapmışım. Değiştirmişim. Maun işte bu. O maun sandık. O maun sandık bu. Ha, bu. Burada iki tane klima var. Bir önde bir arkada. Bu şey bunu biz seyir halinde kullanıyoruz. Yani bu aracın kendi klimasını seyir halinde kullanıyoruz. Enerjiyi hiç tüketmiyoruz dolayısıyla. Mantıklı. Bunda durduğumuz zaman burası serinleme. Isıda da kullanabiliyoruz bazen bunu. Bu içme suyunun. Bu içme suyunun. Bu mesela seviyesi. Elektronik bütün musluklardan aynı basınçta su geliyor. Basayım mı? Bas. Ha bunlar ışık. Hı -hı, bunlar ışık. O Webasto. Bu? O da ışık. Kapat. Açık zaten şu an. Kapamaya bas. Alta bas. Ha. Ha çok güzel. Evet. Bu da ışık. Bir de bak bu, ne var bunda biliyor musun? Bunda şu var bir de. İşte bu ya. Bunu böyle tabii. Nefis ya. İşte bu ya. Bir de bunu böyle kısarak şöyle loş ortam yapabiliyorsun. Dimleyebiliyoruz biz bunları. Çok güzel. Evet ya da tamamen açabiliyoruz böyle. Bu ne biliyor musun? Bu içerideki temiz havayı biz şey yapıyoruz. Ha bir de. Evet. Bu artık temiz yani havayı görüyoruz. Şımarıklık noktasına gelmişsin. Evet. Yani hava, ne kadar hava kirli, burada kötü, duman var vesaire var. Hemen o sinyal hemen veriyor bize. Hemen uzaklaşıyorsun sonra. Evet, hemen sinyal veriyor. Hijyen bir yere gidiyorsun. Evet. Ne güzel. Benim de ev tam yokuşta, tamam mı? Ama nasıl bir yokuş yani böyle. Rüzgar alıyor mu? Nasıl diyeyim yani düz yol bu ya. Bu böyle. Bütün kamyonlar oradan birinci viteste bağıra bağıra çıkıyor. Yani benim direkt odaya rüzgarla giriyor böyle. Çok temiz benim odanın havası. Bundan koy benim oraya. Koy. Hiç susmaz. Burada ne var? Burada gene bir içme suyu var. Evet. Normal musluğu var. Bu bizim evden büyük. Benim evdeki büyük bile evyedir. Benim evdekinden de büyük biliyor musun? Bu ayrı ekstra büyük bir şey ama bence burada lazım. Yani bir yandan kurutma şeyi de var aslında. O yüzden mantıklı ama evye büyük olmalı abi. Yani diğer türlü taşıyor, dökülüyor bir şey oluyor. Allah kahretsin oluyorum ben yani. İşte burada bardaklıklar, baharatlıklar. Adam olana çok bile şu mutfak çok, yani. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bunda yazın 3 ay 4 ay kalıyorum. Hiç kalırsın, yokluğunu hissetmedim yani evin. Burada mikrodalga var. Tertemiz. Alacaksın şeyden Migros'tan hazır pizzayı. Atacaksın. Aynen öyle. Bekar yemeği. Tertemiz. Çok da severim. 1 kilo mayoneze döker bandırırım. Ah sana yani mis gibi yemek işte. Buzdolabı burada. Bu alanlar gene bak burada raflar, dolaplar vesaireler var hep. Yine bir şıklık yapmışsın. İşte, cam koymuşsun oraya. Ha, bu işte Ali abinin tasarımları hep. Bulaşık makinesi. Aa ne güzel lan küçücük. Tabii yarım. Bir tencerede biter ama. Pencere işte kullanmıyor. Bayağı alıyor öyle değil mi? Burada da patlıcanlı yemek yapmayı ver yani. Onunla da uğraşmayı ver. Fırın da var. Fırın var, gazlı fırın. Tertemiz. Burada elektrik işte çok mu yakıyor? Neden elektrik kullanmıyor? Elektrikten biz özellikle hep kaçıyoruz. Neden? Yani enerji, gaz tüpü değiştir hemen devam ediyorsun. Enerjiyi doğru kullanmak lazım bunu. Tüketmemek gerekiyor. Tabii kışın olsa mesela. Tabii kışın. Daha mesela şey bizim yapar. Marş dinamolarına bir sistem kurduk biz. Marşa bastığın zaman şarj dinamolarına şey gibi aküleri dolduruyor. Jeneratör gibi dolduruyor hemen. Burada tuvalet ve banyo bir arada burada. Duş önünde bir lavabo var. Lavaboya bakalım. Lavabo burada. Öyle şey yapalım. Çok güzel bir musluk. Niye bu kadar güzel bir musluk? Vallahi öyle seçtik. Ne kadar güzel bir musluk abi bu. Soda mı dökülüyor bundan bir de bu? İşte o hidrofor aynı basıncı veriyor ya. Sabunlu su gibi baksana. Evet köpürtüyor suyu. Çok güzelmiş ya. Ama biraz da musluğun özelliği. Abi bu sabunlu olabilir mi ya? Yok su. Abi emin misin baksana? Temiz su. İSKİ. İSKİ. Evet. Ulan bu benim hayalim lan. Sıçarken duş almak. Abi işte aynen. Bu. Evet. Çok güzel bir şey bu. Ben bunu çok istiyordum. Müsaadenle bir sıçıp duş alsam ben. Oğlum işte budur ya. Baba oturacağım buraya. Bir yandan sıçarken bir yandan duşu açtın. Oo var ya böyle olan dream life lan bu. Sıça sıça duş almak. İlk defa görüyorum abi böyle bir şey. Öyle mi? Sıçarken duş konsepti. Biz hep öyle yapıyoruz. Genelde şey oluyor böyle. Yapıyor mu? Biz hep öyle yapıyoruz. Harbi diyorum yapıyorsun tabii, değil mi? Tabii. En büyük zevk. Zamanlarla kazanıyorsun ki. Tabii canım. Harbiden hayat çok kısa. Güzel. Şimdi bak burada ne var bir de biliyor musun? Duştan çıktın. Havlunu hemen buraya şu hava kanallarından hava geliyor ve burada havlun asılıyken kurumaya başlıyor. Ha bir de özellikle vay. Tabii. Onlar da havlar düşmüşler seyir halindeyken. Çok güzel. Of Franza of. Tabii bunu aç istersen. İçeri açılıyor. Hı, içeri açılıyor. Tabii çocuk odası bu. Burası çocuk odası. 2 tane çocuk. Bir de bakıcının yatağı var burada. Bakıcı ve çocuklar üst üste. Tamam, burada hepsini uyku paket halinde. Aslında bir tane de buraya atsan. Yeter da. Yeter. Ben uzanamam değil mi buraya? Sen 1.86 olmaz. 1.60'lar falan. 1.70'lere gidiyor. Dene. Taşır mı? Taşır taşır. Onda sıkıntı yok. Şuna deneyeyim o zaman. Dene. Şey yapacağım ben. Sen ayakları ters tarafa koydun. Ayaklar aşağı girecek. Ya oraya kafanı sokmayın. Evet. Nasıl yapsam diye düşünüyordum evet, uzat zaten. Ayaklarını şimdi ileri doğru. Bu iyi. Senin gibi iri bir adam için dizayn etmedik biz bunu. Farkındayım. Okey bu arada. Bu şekilde. Yani senin gibi beden buraya... Bence de. Evet. Çok iyi. Ama gene bir şey söyleyeyim mi? Yoklukta iş yapar ha. Şurası da rahat. Bambaşka be. Hani burada sohbet muhabbet alem yaparız burada. Sen işte şu kapıyı kapatıp şurada oturursun. Sen oraya oturursun. Ben burada. Çok başkaymış burası. Böyle bir alan işte. Küçük gibi duruyor ama sıkmıyor insanı yani. Yo yo iyi. Bir de havalandırma falan çalıştı tabii. Mıydı? Şunlar sana hep havalandırma işte. Ne üfler var ya süper aynen. Üfler. Evet. Tam sana göre. Vallahi bu 1,5 kişilik değil mi? Bu 124 santim. 2 kişi biz sığıyoruz. İstesen büyütürdün. Niye şey yaptın? Daha böyle kenarları boş kalsın, ferah kalsın diye. Geçişlerimiz daha rahat olsun diye. Böyle bir insan geçebiliyor ama biraz daha daralttığım zaman girişler çıkışlar olmuyor. Şuraya girmesek olurdu mesela. Bilmiyorum. Biz girmek istedik. Sen rahat ediyorsun yani. Biz seviyoruz konforu. Ben çok büyüğüm ya. Ben aşırı büyüğüm. Yatmayayım yatağına ama sığmam. Yani 2 kişi sığmam. Tek sığar. Ya yatabilirsin. Sıkıntı yok. Yatayım mı? Yat yat. Yatıyorum. Keyfine bak. Çok nefes nefeseyim ben kaç saattir ya. Evet. Aslında bak yanına bir kişi de çok rahat yatabiliyor. Çok güzel. Olabilecek en iyisi. Çok güzel yani. Başka güzel. Bambaşka güzel. Ne sağlık abi. Eyvallah. Üstad yapmış yine. Şurada bir klima daha var işte. Buradan televizyon var. Hem kameralara bağlanabiliyor. Hem ha, işte çok iyi. Video vesaire çok internete iyi. Girebiliyoruz. YouTube'a giriyor mu? Giriyor. Bu yatağın altı komple mesela. Baza mı bu? Baza. Yani alttan şuradan giriyoruz. Önden giriyoruz. Uyuyacağım mı lan orada? Bunlar eskiden koltuk olan yerlerin altındaki hava şeyleri. Aynen. Mi? Onları biz hiç bozmadık. Onlar kalorifer şeklinde kütle olarak ısınıyor. Ama altlarından sıcaklık geliyor mesela. Şu boşluklar var ya şuraları. Hmm. Oralardan geliyor. Buradan üflemiyor buradan tabii. Geliyor. Bunun yanı komple cam değil miydi ya? Bunların yanları komple camdı. Değil mi? Ama biz ne yaptık? Ha sen şu an kendin mi soruyorsun? En başta aldığında. Tabii canım komple cam. Bildiğin otobüs. Biz sonra kapattık. Kendin. 3 kat izolasyon var bunda. Ses sistemi mesela ses izolasyonu var. Isı var. Vallahi çok güzel abi ne diyeyim yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. Harbiden çok güzel. Güzel evet. Yani akıl mı vereyim daha büyük televizyon koysaydım mı diyeyim ne diyeyim yani. Yani diyecek çok bir şey yok ki bambaşka yani. Evet bambaşka. Güzel proje. Vallahi eline sağlık çok güzel yapmışsın. Evet. Kaldı mı bir konuşmadığımız bunun hakkında bir şey? Bunu biz işte satıyoruz. Satma niyetimiz var. Şimdi yeni projemizi yapacağız. Yeni projemiz tır olacak. Ha onu soracaktım. Aynen. Evet tır olacak. Yarışlara giderken offroad yarışlarına arabamız yanımızda. Ekipmanımız yanımızda. İşte onun da bir kısmını 6 metre kadar kısmını karavan yapacağız. Hı hı. Yeni projemiz bu. Bir de onun tadına bakalım. Dorse kaç metre bunun kadar mı? 13-60 dorse boyu var. Bu 14. Bu 14. Ama bunun kullanım alanı? Tabii mesela burada 1,5 metresi kokpitte bitiyor tabii, mesela. Aynen. Orada motor onda öyle kayıplar yok. Yüksekliği daha farklı. O daha yüksek değil mi? Tabii. Yüksekliği. Oradan ne kadar kaybediyor motorda? Motor bunu çok etkilemiyor. Çünkü en sona kadar yatak odası gidiyor. Motor bayağı büyük ama. Ama onda mesela 4,5 metre arabanın kendi boyu var. Oradan bir kaybımız var. Ya burada aşağı yukarı 10 metre mi kullanabiliyoruz aslında? 11 metre. Burada 12,5 metre kullanıyorsun artık. Dorse'de direkt 13-60'ı kullanabileceğim. Tabii. Bir de yüksekliği daha fazla. Tabii 2,5 metre yükseklik var. Depolamaların daha rahat oluyor. Daha büyük oluyor. Dubleks. Dubleks olabilir. Dubleks zorlarsan olur. Yapsana dubleks. Zor olmaz ki. 2,5 metre. Bölü 2. 1,250. Ne adam olana çok bile. Bir kısmını ha? Dubleks yap. Böyle ara kat. Olabilir. Belki çocukları böyle istiflemek için. Aynen. Ferah ama değil mi böyle küçük? Çok ferah ya. Şu an çok duruyor. Ferah ya. Tabii canım, çok ben rahatsın. Karavanda dediğim gibi kaldım yani. Bu değil. Abi o zaman ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Bu videoyu ben bize imkan sağladığın için sağ olasın. Çarşılı Pandalar'ın Instagram hesabının, YouTube kanalınız var mı? YouTube kanalımız daha olmadı. Başlamadık ona. Çok yeniyiz çünkü ama onu da yapacağız. Tamam. Çarşılı Pandalar'ın neyi var neyi yok açıklamaya koyuyorum arkadaşlar. Orada mutlaka takip edin. Tırı da mutlaka çekeceğiz ve o şeyi de yapmak istiyorum ben. Neyi? Offroad. Offroad. Offroad çok keyifli. Mutlaka gel. O aracı da yapalım. Gel gel. Yarışta gör. İnsanların coşkusunu gör. Göreceğim. Görün. Benim de coşkumu göreceğim. Gel. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik artık. Daha ne kadar detaylı bakabilirdik bilmiyorum. Açıklama kısmındaki linkten Surfshark'ın özel teklifine bakmayı unutmayın. Hadi gittim ben.